Evet arkadaşlar, tekrardan yeniden merhaba. Size göstermeden gitmek olmazdı. Görüyorsunuz fay oradan, deminki çektiğim yerden gelmiş. Tam buradan. Görüyorsunuz tam buradan işte böyle ilerlemiş. Aman ya Rabbim Allah. Geçebilir miyim acaba? Bir deneyeceğim. Bismillah. Evet. Bismillah. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tabi buralar hep yıkılmış. İçmeler yıkılmış. Fayın geçtiği noktayı görüyorsunuz böyle. Bakın arkadaşlar, size anlatıyorum. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. İşte fay burası düz bir alandı. Belediye yapmıştı. Fayın geçtiği yeri görüyorsunuz. Adeta yer altı canavarı buradan geçmiş. Acı sularıyla meşhur. Ekinözü burası. Ekinözü içmeler. Suyu da merak ettim açıkçası. Şuradan çekeyim. Acı suyun olduğu yer. Abo. Abo. Arkadaşlar burada çeşmeler vardı. Ve acı su içerdik. Belediye burayı yapmıştı böyle güzel bir şekilde. Ama şimdi paramparça. Fay buradan devam ediyor arkadaşlar Elbistan tarafına. Böyle görüyorsunuz işte. Buralarda ne önüne ne kattıysa paramparça etmiş ve gitmiş. İşte buradan doğru Elbistan tarafına gidiyor. Buraları darmaduman etmiş. Yıkmış önüne ne geldiyse. Şimdi bir şey göstereceğim. Bak ben de merak ettim. Bakalım. Kola dolabı varmış burada bir tane esnafımızın. Kola dolabının yüksekliğini görüyorsunuz. Yani görüyorsunuz buralardan böyle devam etmiş ve Elbistan tarafına gidiyor buradan. Yani dükkanın içi şuna bakın arkadaşlar paramparça ya. İnanılmaz bir şey. Yani inanılmaz bir şey. Önüne ne geldiyse ne kattıysa darmaduman etmiş. Bura aşağı içmeler. Yazın tatile geldiğimiz yer. Orada o görüyorsunuz işte Elbistan hattı, fay hattı oradan ilerliyor. Ve oradaki evlerin tümü yerle bir. Görüyorsunuz burada esnaflarımızın olduğu, dükkanların olduğu yerde maalesef. Yani maalesef gerçekten Allah yardım etsin milletimize sabırlar versin. Yani burası da çok kötü. İnsanlar hiç kalmadı. Herkes bir taraflara gitti. Yani dehşetin boyutu daha nasıl anlatılır bilmiyorum ama yani burada ne kadar sağlam olsa da yapı bilmiyorum. Her şey takdiri ilahi ama yani bilmiyorum ya. Fay yeri en az 3 metre, en az 2-3 metre yükseltmiş. Yani bildiğimizden dolayı söylüyorum ben bunu. Biz buralarda yaşadığımız, buraların çocuğu olduğumuzdan dolayı diyorum. Yani müptela olmasın, yanlış anlamayın. Yani burada yaşasam, yaşamasam demeyeceğim böyle bir şey olduğunu da. Ama burada yaşadığım için diyorum. İşte bu üst tarafa gitmemiş fay. Yani bu üst tarafta çok hasar yok. Fay tam buradan işte. Şuradan geliyor ve böyle ilerleyip gidiyor. Durum böyle arkadaşlar. Yani akıl işi değil. Şurada da içmeler hatırası yazıyordu. Herkes orada fotoğraf çektiriyordu. Göçen binaların orada. Biraz ilerleyelim. Bakalım ilerisinde neler var. Yem dağıtmışlar götürüyorlar. Devletimiz köylülere yem dağıtıyormuş arkadaşlar. Yüklemiş bir arkadaşımız götürüyor. Allah devletimizin yokluğunu vermesin. Hayvanlar aç kalmasın diye. Ya dehşetin boyutu böyle işte arkadaşlar. Daha nasıl anlatılır bilmiyorum. Biz yaşadık bunu birebir yaşadığımız için. Ya elbise getirmişler. Bak buraya talan etmişler. Nece arkadaş bilmiyorum ki ya. İşte dehşetin boyutu. Şuradan camı indireyim.
Arkadaşlar görüyorsunuz dehşetin boyutu. Buradan fay devam ediyor Elbistan tarafına. Yani patladıktan sonra fay üzerinde olan kısımlar tamamen yerle bir. Fayın geçmediği yerlerde işte bu binalarda çok öyle içlerini bilmiyoruz ama dışlarında çok ağır bir hasar yok. Buralarda da kırıklar var, asfaltı görüyorsunuz. İşte bölüm bölüm kırılmalar olmuş. İşte bu ev de bayağı bir hasar almış. Merkez üstü olduğu yer böyle. Şu bina yıllardan beri metruk bir şekilde duruyordu. Ya bina, yeni yapılan binadan az hasar görmüş. Yeni ustalarda mı var, yeni çimentolarda mı var, bir anormal durumda söz konusu bu arada. Yayını burada sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.